Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere ahşap yapıştırmak için kullanılan tutkallardan bahsedeceğim. Tutkallarla ilgili YouTube'da fazla bilgi yok. Hatta internette de çok fazla bilgi yok. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Yaklaşık bir senedir farklı farklı tutkalları kullanıyoruz. Tutkallar hangisi nerede kullanılır, özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Biz atölyemizde 3 çeşit tutkal kullanıyoruz. Bir tanesi normal bildiğimiz ahşap tutkalı, su bazlı olan. Diğeri iskelet tutkalı diye geçiyor. Diğeri de denizci tutkalı. Bu üçünü de hırdavatçılardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyat olarak aynı hacimde olursa üçü de ortalama diyelim bu 50 liraysa bu 60-65 lira civarı. Bu da 70-75 lira civarı. Yani çok fiyatları aşırı farklı değil. Neleri farklı? Şimdi dayanım olarak en dayanıksız olan bu. Sonra şeffaf iskelet tutkalı geliyor. Ondan sonra da denizci tutkalı geliyor. Yani en dayanıklısı bu. Bu sürmeden önce şeffaf bir tutkal. Sürünce köpürerek sürdüğünüz yerde şişiyor, beyazlıyor. Sürdüğünüz yerde kuruduktan sonra beyazlıyor. Bu şekilde şeffaf. Kuruma süresi yaklaşık yarım saat, bir saat içinde kuruyor bu tutkal. Hızlı kuruyor. Diğer tutkalımız da şeffaf iskelet tutkalı. Bu da sürmeden önce beyaz. Bu şekilde. Sürdükten sonra şeffaflaşıyor. Yapıştırdığınız yerde görünmüyor. Bu tutkal da sıradan bildiğimiz eski tutkallardan. Bu da beyaz renkli. Kuruduktan sonra da hala beyaz kalıyor. Şimdi ne farkları var? Bu su bazlı olduğu için suya karşı bunlardan daha az dayanıklı. Yani suda çok dayanmıyor. Bu ikisi suda daha dayanıklı oluyorlar. Yani ıslanacak bir yerde kullanıyorsanız bunlar biraz daha dayanıklı oluyor. Eğer ki çok çatlaklı ve ek yapmak istediğiniz bir şeyde kullanıyorsanız bunu kullanırsanız bu şişiyor ve çatlakların içine iyice dolarak daha sağlam bir yapı elde etmenizi sağlıyor. Bu ikisi şişmiyor. Sürdüğünüz gibi kalıyorlar. Akışkanlıkları, viskozitesi aynı aşağı yukarı. Hepsi rahatlıkla sürülebiliyorlar. Şimdi donduktan sonra bu tutkal sert bir hal alıyor. Bu biraz daha böyle silikon gibi bir halde kalıyor. Bu da tam köpük gibi oluyor. Biraz sonra uygulamasını da göstereceğim tekrar. Şimdi bunu sürdüğünüz yüzeyde eğer zımparalama ihtiyacınız varsa sürdükten sonra bunu kullanırsanız daha rahat zımparalayabiliyorsunuz. Ama beyaz şekilde orada izi kalıyor tabii. Bunu sürdüğünüzde bu şeffaf oluyor. Ama bunu zımparalamak biraz daha zor oluyor. Böyle orada silikon gibi kaldığı için zımparalaması biraz daha zor bunu. Bunda zımparalaması kolay. Ama eğer böyle boşluklu bir yer yapıyorsanız, görünecek bir yerde kullanacaksanız bunu çok düzgün bir yüzey çıkmıyor. Böyle düzgün bir görüntü oluşmuyor. Ama şu ikisinde daha düzgün bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu sertleştiği için bununla tamir macunu yapmak daha düzgün oluyor. Yani kalın bir macun yapacaksanız bu donunca sertleşiyor ve zımparalayınca düzgün duruyor. Bu biraz daha yumuşak kalıyor. Zımparalayınca böyle tam güzel olmuyor. Macun yaparsanız tamir macunu. Bu pek uygun değil tamir macunu yapmaya. Köpürdüğünde bu şekilde oluyor. Yani kuruduğunda bu şekilde köpürüyor, şişiyor. Diğerleri şişmiyor. Kuruma süreleri de bu 2 saatte falan kuruyor. 1-2 saat yazıyor dışında ama eğer hava sıcaksa 1 saatte, nemli ve soğuksa 2 saati bulabiliyor. Daha fazla da sürebiliyor. Bu yarım saatte kuruyor. Yine hava soğuksa biraz daha uzayabilir kuruması. Bu da yarım saat 1 saat arasında kullanıma hazır şekilde kuruyor. Peki farkları ne derseniz, hani ne için neyi kullanacağım derseniz. Şimdi bu ikisi biraz daha uzun sürede kuruduğu için diyelim bir parçayı yaparken bu tarafını yapıştırdınız. İşte sonra burayı da ayarlamanız gerekiyor buna göre. Bunda da biraz zamana ihtiyacınız varsa bu ikisini kullanmak daha kolay oluyor. Ama bu tutkal bir 10-15 dakika içinde köpürmeye başlıyor, şişmeye başlıyor. O yüzden bunu kullanırken hızlı olmanız gerekiyor. O biraz sıkıntı olabiliyor. Yani hemen
10-15 dakika içinde bütün parçayı yapıştırıp sabitlemeniz gerekiyor. Yoksa ilk önce yapıştırdığınız yer biraz böyle zayıf kalabiliyor. Şimdi bir uygulamasını göstereyim size. Evet, yaklaşık 2 saat geçti. Şimdi bunları söküyorum. Şimdi bunları testere de böleceğim. İçini göstereceğim size. Şimdi kestim ve yüzeylerini zımparaladım. Zımparası hali bu şekilde. Çok önemli. Zımparaladım şu. Şimdi bu şu tutkal. Deniz tutkalı. Birleştirilmiş hali bu şekilde görünüyor. Bu yapıştırmadan önce şeffaftı. Yapıştıktan sonra beyaz bir renk alıyor. Bu iskelet tutkalı. Bu da yapıştırırken beyazdı, sonradan şeffaflaşıyor, görünmüyor. Bakın bu sanki hiç yokmuş gibi arada bir şey. Bu da beyaz tutkal. Şu su bazlı tutkal. Bu da bu şekilde beyaz renkle arada kalıyor. Yani rengi görünüyor, bunun rengi değişmiyor. Şimdi bu tutkal köpürüyor ve arada eğer yapıştırdığınız parçada boşluk varsa bu boşluğu dolduruyor. Bakın şurada az önce matkapla delmiştim ben. Görün diye bak, orayı doldurdu. Ama diğerleri şişmiyor. Bu şekilde kalıyorlar. Sürdüğünüz yüzeyde kalıyor. Ama bu deniz tutkalı şişiyor, köpürüyor. Köpük gibi boşlukları dolduruyor. Şimdi bunları iskarpalayla yaracağım ben. Evet. Bunu beceremedim. Bir daha deniyoruz. Bu şekilde koptu. Şimdi bu diğeri. Neyse, bir parçasını bulabildim. Diğer parça yok. Böyle yani bu da gayet sağlam. Şurada hatta tahtanın kendisini koparıyor tutkal.
Evet, bu tutkal gör, bu tutkal gayet sağlam. Evet, bu da çok sağlam. Şunu parçasından kırayım sizin için. Kimse için yapmam bak. Tahtayı koparıp alabilecek kadar sağlam yapışıyor. Bu ikisi de. Bunun dayanım biraz daha az. Bunlar bu şekilde. Yani dayanım olarak şu ikisi neredeyse aynı ama bu biraz daha sağlam. Hani büyük parçada yapıyoruz. Oradaki dayanımına göre söylüyorum. Bu ondan biraz daha az dayanıklı. Bu da en az dayanıklı olan. Gerçi eğer üçünü de uygun bir şekilde yapıştırırsanız üçü de gayet sağlam oluyor. Yani ayırmaya çalıştığınızda tutkal ayrılmıyor. Tahta ayrılıyor. Evet, genel olarak tutkallar bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.